Şimdi Doktor Fikret Şahin'le birlikte olalım. Çünkü meclisin son haftasına girdik. Bir sonraki hafta mecliste artık toplantı olmayacak. Ama o son hafta bile sağlık sektöründe bir takım değişiklikler yapmak için harekete geçen bir iktidar yönetimi var. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Fikret Şahin'le konuşup bu konuyu gündemimize alalım istedik. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz Fikret Bey. Zeynel Bey, iyi yayınlar. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi meclisin son haftası ya da bundan sonraki son hafta ama yine ne olursa olsun o doktorların, sağlık hizmetlerin bir takım sorunlarını da kulak tıkayan, tam tersi onların yaşama, işte çalışma hayatını zorlaştıran bir tasarı yine gündemde galiba, değil mi? Evet. Maalesef meclisin son haftalarında giderek seçim atmosferine hızla yaklaştığımız bir ortamda yangından mal kaçırcasına bir kanun teklifi sunuldu. Burada da özellikle hekimlerimizin mesleklerini yapmakta zaten büyük sıkıntılar çekerken bunu daha da ağırlaştıran, adeta Türkiye'de artık hekimliği yapılmaz hale getiren bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. AKP bu döneme kadar izlemiş olduğu yanlış sağlık politikaları ve söylemleri nedeniyle zaten sağlık alanını bir kaotik ortama sürüklemiştir. Yani giderek de sağlık sistemi giderek de çöküşe doğru yaklaşıyor. Dikkat ederseniz vatandaşlarımız hastanelerden randevu alamıyorlar, tetkiklerini yaptıramıyorlar, eczanelerde ilaçlar bulunamıyor ve giderek de bu ağırlaşan bir tabloyla karşı karşıyayız. Sağlıktaki şiddet artıyor. Efendim defansif tip artık tıp artık ülkemizde gelişmiş durumda. Malpraktis vakaları, davaları artmış. Hekimler her geçen gün daha fazla kamudan istifa eder hale gelmişler. Yurt dışına göç, hekimlerin göçü Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına ulaşmış. Yani bunlar varken, daha önceki programlarımızda da sizde yine dile getirdik. 6 Ekim'de ve 7 Ocak'ta evet. Yine bir yönetmelik yayınlayarak Sağlık Bakanlığı serbest hekimlerin ameliyat yapmalarını, sağlık hizmeti vermelerini engelledi. Yani dünyanın hiçbir yerinde yoktur hekimlerin çalışmasını engelleyen bir sağlık bakanlığı yoktur açıkçası. Yani hekimlere artık hekimlik yapmayın, cerrahlara bu meslek artık yapılmaz noktasına taşımış bir sağlık bakanlığı karşı karşıyayken bu kadar yoğun bir sorunla karşılaşan hekimlerimiz şimdi yeni gelen bir düzenlemeyle de şunu yapmak istiyor. Efendim sağlık hizmeti veren hekimler eğer hastanın sağlık durumunda geçici bir bozulmaya sebep olmuşsa efendim meslekten 15 gün ile 3 ay civarında men edilebilir diye bir yasa teklifi sunuyor. Bu komplikasyon dediğimiz yani hekimlerin cerrahi müdahalede olsun tedavileri esnasında istenmeyen kaçınılmaz bir takım neticeler öyle karşılaşabiliriz biz hekimlere. Yani bunu dahi hekimin bir kabahati gibi yansıtarak onu adeta cezalandırma yoluna gitmektedir ki bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yasal düzenleme yoktur. Komplikasyonu hekimin mesleki olarak men edilmesi neticesine vardıran bir düzenlemedir. Bu şekilde olduğu takdirde inanın zaten defansif bir tıp var. Yani hekimler acaba ben bu vakaya müdahale edersem hakkımda dava açılır mı? Bununla ilgili ağır tazminatlar veya mahkumiyet alır mıyım endişesi taşıyorlar. Bu endişeyle mesleklerini yapmaya çalışırken bir de bu yasa teklifini getirirseniz inanın özellikle komplike vakalara hiçbir hekim elini sürmez. Dolayısıyla da müdahale edildiği takdirde kurtulabilecek hastalar artık hastane dolaşmak, efendim müdahalesini yapacak hekim aramak durumunda kalırlar. Ve inanın bu vatandaşlarımızın hayatına da mal olabilecek bir düzenlemedir ki konuştuğumuz kişiler efendim bakanlıktan bu şekilde bir talep geldi. Biz tam inceleyemedik, bilemiyoruz. Ben okumadım gibi savunma yapıyor iktidar partisinin sağlık komisyonu üyeleri ama bu gerçekten ülkemizin sağlık hizmeti alanındaki yaşamış olduğu kaotik ortamı daha da karanlık noktalara taşıyacaklardır. Hekim arkadaşlarımız bundan dolayı çok tedirgindir. Dediğim gibi Cumhuriyet tarihinin en yoğun şekilde hekim göçü zaten bu AKP iktidar dönemindeyken bu daha da artacaktır. Şu anda son 3 yılda her ay 400 hekim kamudan istifa ediyor. Yine geçtiğimiz yılki rakamlara bakacak olursak toplam 2685 hekim yani 20 tıp fakültemizin mezun ettiği tüm hekimleri yurt dışına kaçırmış durumdayız.
Nitelikli hekim sayısı oldukça azalıyor. Yapılan bu yasal düzenleme kesinlikle Türk tıbbını geriye götürecektir. Artık ülkemizde hekimlik mesleği de cazibesini yitirmiş durumdadır. Tıp fakülteleri artık gençler tarafından tercih edilmez hale gelmiştir. Hatta tıp fakültesi okuyan öğrenciler dahi 3. 4. sınıfta bu meslek yapılmaz diyerek okullarını bırakmak durumdadırlar. Ya, genç hekimler efendim ihtisasa hazırlanmaları gerekirken artık ihtisasa hazırlanan genç hekim bulmamız çok zor maalesef. Yabancı dil çalışıyorlar. Neden? Efendim bu ülkede hekimlik yapılmaz. Ben yabancı dilimi geliştireyim, başka ülkede hekimlik yapayım diye. Bizler izlenmiş olan yanlış sağlık politikaları sebebiyle özellikle AKP'nin iktidara gelmesinden sonra zaten çok yoğun şekilde bu sorunları yaşar hale geldik. Başka gelişmiş ülkelere hekim yetiştiren ve hekim ihraç eden bir noktaya geldik. Ama bu şekilde sürmesi mümkün değil. Bizler de inşallah önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinden sonra özellikle genç beyinlerimiz, hekimlerimiz başta olmak üzere onların tekrar ülkelerine güvenmeleri, ülkelerinde geleceklerini aramaları açısından gereken yatırımları ve onların özlemini duyduğu çalışma ortamını yaratacağız. Hekimlerimizle birlikte AKP'nin getirmiş olduğu bu yasa teklifine karşı da mücadelemizi veriyoruz. Yarın saat 11'de Sağlık Komisyonu'nda toplanacağız ve burada da gereken savunmalarımızı, gereken gerekçelerimizi, bu yasa teklifinin neden yanlış olduğunu, neden geriye çekilmesi noktasında da Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Komisyonu üyeleri olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Umut ediyoruz ki akli selim galip gelir ve bu güncel hayata ters olan bu kanun teklifi geriye çekilir. Hekimlerimizin de daha rahat şekilde bir çalışma ortamı sağlamış oluruz. Bir hekimin rahat hizmet edebilmesi için zihnen duru olması gerekir. Yani acaba ben bu hastaya müdahale ettiğim takdirde başıma şu mu gelir endişesiyle siz bir hekimi ameliyathaneye sokamazsınız. O hekimden yeteri kadar verim alamazsınız. Yani hekimlik böyle bir meslektir. Siz devamlı şekilde hekimlerin başında Demokles'in kılıcını sallarsanız artık o hekimlerden verimli bir hizmet beklemeniz mümkün değildir. AKP iktidarda maalesef kendi siyasi ajandası gereği hekimleri ezdirerek izlemiş olduğu sağlık politikalarındaki yanlışlıkları hekimlerin üzerine tahvil ederek hekimleri toplum nazarında itibarsızlaştırmıştır. Ama asıl suçlu olan mevcut AKP iktidarıdır ve onların izlemiş oldukları çağ dışı sağlık politikalarıdır. Evet Fikret Bey, birkaç dakikamız kaldı. Seçime sayılı günler kaldı aslında, yani işte 46 gün kaldı bugün itibarıyla. Böyle bir dönemde böylesine bir kanun teklifini getirmek hangi akla hizmettir? Yani son dakika ile ne amaçlanmaktadır? Bu tabii birilerini cezalandırmak arzusu mu var işin içerisinde? Ya da birilerine verilen sözler var, onlar mı tutuluyor? Herhalde öyle düşünüyorum. Çünkü Fahrettin Koca gibi Sağlık Bakanı, hani kendisine ait hastaneleri olan Sağlık Bakanı, ki öyle söyleniyor ki artık bir daha aday olmayacak ve bir kaçış içerisinde olacağı söyleniyor. Onun görüşü nedir merak ettim aslında, ama bu getirilen kanun teklifi çok ciddi bir şekilde, çünkü komplikasyonlardan dolayı mesleklerinden men edilmesi korkusuyla hiçbir olaya müdahale yapmayacak olan hekimler yaratacaksınız değil mi? Birkaç dakika tabii, içerisinde özetlerseniz. Yani mesleklerini yapmaktan korkar olan, yani ellerini vakaya sürmekten çekinen bir hekim grubuyla karşı karşıya kalacağız. Yani hekimlik cesaret mesleğidir. Yeri geldiği zaman siz, yani o cesaretinizle belki eğitimini dahi almamış olduğunuz veya kısmen aldığınız müdahaleleri dahi acil durumlarda yapmak durumunda kalırsınız. Yani siz düşünün, eğitimini aldığınız cerrahi müdahaleleri dahi yapmaktan korkar hale getiriyorsunuz insanları ki yani bizim cerrahide şöyle bir terim vardır, eli soğuması diye. Cerrahların elini soğutuyorsunuz, artık o el artık çalışmaz hale getiriyorsunuz. Bu olacak bir şey değil. Tabii ifade ettiğiniz üzere Sayın Sağlık Bakanı bir özel hastane patronudur. Ve defalarca söyledik. Şu anda Türkiye'de AKP iktidarı sağlığı özel hastane patronu bir sağlık bakanlığına teslim etmiş. Ve sağlık bakanlığı özel hastane lobilerine teslim olmuş bir bakanlıktır. Tamamen özel hastaneler lehine yapılan düzenlemelerle karşı karşıyayız.
Yani paraya endeksli bir sağlık sistemi vardır burada. Yine kamu hastanelerindeki hizmetler aksatılarak parayla sağlık hizmeti alma yolu devamlı genişletilmektedir. Mevcut düzenlemede bunun yine bir örneği olacaktır. Kamuda mümkün olabildiğince hekimler müdahale etmeyecekler. Yüksek miktarda para ödeyerek özel hastanelerde o acil operasyonlarını vatandaşlar yapmak yoluna gideceklerdir. Bu da artık sağlık hizmetinin yani anayasal bir hak olmasının ötesine taşımıştır. Kamu hizmeti olmaktan çıkmıştır ve AK Parti'nin Sağlık Bakanı da kendi özel zincir özel hastanelerine ve benzer zincir hastaneler hizmet eden noktadadır. İşte seçim yaklaşıyor. Efendim oradan aday olmak istemiyorum, buradan istemiyorum. Bunlar elbette kaçış yollarıdır ama hukuk çerçevesinde bunların hepsinin elbette bir karşılığı mutlaka olacaktır. Dünyada özellikle COVID pandemisi sonrası sağlık hizmetlerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi çerçevesinde kamusal bir sağlık politikaları izlenmesi gerektiği bangır bangır bağırılırken Türkiye'nin hala kamu hizmeti olmasının dışına taşınması sağlık hizmetinin kabul edilir ve akla mantığa uygun değildir. Tabi burada da biraz önce ifade ettiğim üzere Sayın Sağlık Bakanı tercih yapmak durumundadır. Ya kendi gidip özel hastanelerin başında patron olarak oturacak veyahut da Sağlık Bakanlığı koltuğunu bırakacaktır. Sağlık Bakanlığı koltuğu Türk milletine aittir. Türk milletin çıkarlarını, Türk milletin sağlığını gözetmek durumundasınız. Bakınız iki gün önce Sayın Sağlık Bakanı bir paylaşımda bulundu. Efendim sağlık sistemimiz çok iyi. Bunu da bir sağlık çalışanları sayesinde yaptık dedi. Altında binlerce yorum var. Sağlık Bakanlığı'na pek çok vatandaş itiraz ediyor. Diyor ki hiç sağlık sistemi iyiye gitmiyor. 6 aydır randevu alamıyorum. 2 yıldır ameliyatım yapılmıyor. 2 aydır diş randevusu almıyorum diyor. Bakın tweetini bir iki gün öncekini lütfen incelerseniz görürsünüz. Sağlık sisteminin ne hale geldiğini, gerçekleri görmek durumunda olduklarını da burada ifade etmek istiyorum ben. Evet, sonuçta bu kanun teklifi yarın görüşülecek komisyonda. Daha sonra da genel kurula gelip herhalde çoğunluk, iktidarın çoğunluğu kullanılarak da yasalaşacak diye düşünüyoruz. Efendim, ama tabii mantıklı gerekçelerimizi sunacağız. Hekimlerimizle birlikte, meslek örgütlerimizle birlikte gereken mücadelemizi vereceğiz ve inanıyoruz ki bu kanun teklifinin bu şekilde geçmesini pek akla uygun değil açıkçası. İnşallah aklı selim galip gelir ve bu mutlaka geri çekilir. Evet, peki çok teşekkürler Fikret Bey, sağ olun. Doktor Fikret Şahin. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok çok teşekkürler. Meclis hala gördüğünüz gibi toplantıda. Hani son dakika yangından mal kaçırır meselesi gibi bazı kanun teklifleri ortaya atılıyor ve birilerine verilmiş sözler yerine getiriliyor. Resmen Fikret Şahin'in söylediğini duyduk. Hekimler hiçbir şekilde kritik vakalara el sürmeyeceklerdir. Dolayısıyla hastalar belki hastane hastane dolaşmak zorunda kalacaklardır. Bazı komplikasyonlara müdahale edilsin diye. Yani aslında AKP iktidarı sağlık sistemindeki tüm yanlışları hekimlere havale etmiş durumda. Yani yaparsa yanlışları hekimler yapar de kendileri alınması gereken önlemleri. Bu ülkeden kaçmak, bu ülkeden gitmek, bu ülkede çalışmamak isteyen hekimleri engellemek yerine onlara daha rahat çalışma ortamı sağlamak yerine işte böylesine onları daha cezalandırıcı bir sistemi getirmeye çalışıyor. Üstelik de az önce Fikret Bey de söyledi, Fahrettin Koca özel hastaneye sahip bir hekim kendisi. O hekime emanet edilmiş durumda bütün bu sağlık sistemi, onun da yaptığı politikalar. Aldığı belki talimatlarla yerine getirdiği bazı şeyler var. Ama bu politikalar yanlış politikalar, resmen belli. Nedeni de hepimiz biliyoruz, hekimlerin burada kalmak istememesi. Çalışma şartları kötü. Bulundukları ortamlarda sağlıklı bir şekilde bir çözüm üretemiyorlar. Çalışma şartları kötü. Aldıkları para da tatmin edici değil. Sağlık sisteminde çalışanlar halbuki hepimiz de biliyoruz ki saygı duyulması gereken kutsal bir meslek yapıyorlar. Bizim sağlığımızı korumak için görev yapan kişiler. Bu yanlış politikalar sebebiyle de canla başla her koşulda görev yapan hekimlerimizi bu ülkeden uzaklaştırmak istiyorlar. Mesleklerinden soğuttular açıkçası.